Bursa Spor taraftarı kutlarken Mehmet Gerçekçi ile birlikteyiz. Zor geçecek diyorduk. Hakikaten korkuyorduk. Sonuçta seyircisiz bir maç, tarafsız sahada ama Bursa Spor hakikaten kolay kazandı diyebiliriz bugün. Ben korkmuyordum. Eğer maç öncesi yayında biraz tutuksam arkama bir taraftar geldi. Kafam ona takıldı. Konsantrem de aldı, konuşamadım bir türlü. Hissettim kendimi. Ama galibiyete olan inancımı daha önce belirtmiştim. İşte süper bir atmosfer. En son biz bu havayı Bursa Spor'un 2. ligden 1. lige çıktığı 4 sene önceki dönemde yaşamıştık. Nereye gitsek galip geliyor takım maşallah. Süper hava, rakibe karşı %100 ağır basıyorsun. Arada çok büyük fark var. Aynen bugün de öyle. Yani geçen sene şampiyonluğu altın tepside rakiplerine vermiş ve bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde sezona başlamış bir rakip karşısında bu kadar rahat, yani bir amatör küme takımıyla oynarcasına oynayan bir Bursaspor'u görmek hakikaten insanı mutlu ediyor. Üstelik elinizde 10 milyon euroluk ya da 20 trilyonluk bir Sercan'ı da 18'e almayarak, türbünde oturtarak bu galibiyeti, bu rahat galibiyeti alıyorsunuz. Onun için diyecek hiçbir şey yok. Yani... Bursa Spor yönetimi de şu an son derece sevinç içinde karşı taraftarlarla. Evet, canlı yayında da herhalde herkes gördü Bursa Spor'un nasıl top yaptığını rakibe oranla. Sahada top göstermediğini, çok rahat galip geldiğini. Adeta fantazi yaparcasına maçtan keyif alarak 3-0'dan sonra gol atmak yerine maçın tadını, keyfini çıkartarak oynadığını, herkes nasıl olduğunu gördü. Bursa Spor'a cezalar veriyorlar. Versinler. Ben aslında ceza verenlere de teşekkür etmek istiyorum. Şahane bir cumartesi. Bugün bizi Adapazarı'na gönderdiler. Ne zamandır özlediğimiz ıslama köftenin tadına baktık. Haftaya bir başka yer, Adana'ya falan göndersinler. Burada bir kebap yiyip gelmemiz. İsterlerse uzaya göndersinler. Uzayı da görmüş oluruz. Bursa Spor nerede oynarsa oynasın bu havayla herkesi yenecektir. Herkes artık bir takım havasında geçmiş. Yani bir yola baş koymuş çocuklar belli. Onun için diyecek hiçbir şey yok. Yani cezalar, şunlar bunlar, verilmeyen penaltılar. Bugün yine bir tane %1 milyon penaltı verilmedi. Niye verilmiyor? Yani baskı yok, seyirci yok, hiçbir şey yok. Penaltı olmasa ne olur, yanlış düdük çalsan? Hadi değil mi? Ya %100 penaltı. Bu kaçıncı hafta, kaçıncı pozisyon? Onun için yani dediğim gibi çalmasınlar, cezalandırsa hiç mühim değil. Şehir şehir gezeriz şahane. Bugün Adapazarı'ndayız. Haftaya İzmir'e gideriz. Hiç önemli değil. Daha çok tadı çıkıyor böyle şeylerin. Şahane. Ben çok memnunum yani. Perdeyi Battaş'a açtı. Aslında tek tek kimseden söz etmek bence haksızlık olur diğerlerine. Takım olarak da çok iyiydi Bursa Spor bugün. Takım olarak çok iyiydi. Yani resmen ya, top göstermedi. Çok iyi pas yapıyor bir kere. Oyunun zaman zaman işte hani o şava derler ya antrenmanda 5'e 2 gibi. Ortaya aldıkları zaman rakibi şak 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 dönüyor top. Yani ben bir arayı İbrahim Dağışan'a baktım. Ses geliyor sahadan, kimse olmadığı için taraftar falan bas bas diye bağırıyordu ama kime bas, neye bas yani. Birini daha kapatsanız diğeri sadece oluyor. Arkadaşlarını yönlendirmeye çalışıyor, kendini de pozisyonun içinde diyor, yanından vızır vızır top geçiyor, döndürüyor bizim çocuklar, 5'e 2 almışlar ortaya, sadece bas demekle yetiniyorlar. İnşallah yani çok keyifli, bundan sonra da keyifli olacak. Ben Diyarbakır deplasmanının da keyifli geçeceğine inanıyorum. Yani orada da bilmiyorum saha dışında neler olur neler olmaz. Güven çocuğa bugün gördü, bence korktu Bursa Spor'dan ve mutlaka orada atmosferi kaşıyıp tırmandıracaktır. %100 çünkü Bursa Spor'a karşı da öyle bir şeyi var, diş bilenmiş durumu var. Tansız ayrılmadı. Bu arada Ertuğrul Hoca'ya da yüzlerce defa tekrar tebrik ediyorum. Helal olsun, o kadar güzel bir kumar oynadı ki yani demek ki müteşebbislik ve her konuda başarı böyle geliyor. Yani kumar oynayacaksınız, bir koyup üç alacaksınız gerekirse. Sercan'ı kesmekle belki de Diyarbakır maçını kazandı hoca. Nasıl? Birincisi onu hırslandırdı. İkincisi de zaten Sercan'ın güven çocuğundan dolayı mevcut bir hırsı var. Artı maç açtığından dolayı o hırsı ikiye katladı. Şimdi ben Diyarbakır maçında eğer deplasmanda Sercan'ı takıma koyarsa Sercan'ın tek başına o maçı alacağını düşünüyorum. Çok büyük bir taktiksel hareket yaptı. Helal olsun hocaya. Çok teşekkür ediyoruz.